Eko Türk'ten günaydın, sabah ekranı başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz değerli izleyiciler. Hemen düne dönelim, dünkü kapanışları ekranlarınıza getirelim. Sonra bugün hangi veriler takip edilecek, ekonomik takvimi de paylaşacağız sizlerle. Ve tabii ki günün öne çıkan haberlerini anlatacağız. Sonra da tüm gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ilerleyen dakikalarda ekonomist Zafer Özcivan eşlik edecek. Evet, şimdi düne bir dönelim. Dün borsa günü 7.934,56 puandan düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi %2,20 değer kaybetti ve günü az önce de belirttiğimiz gibi 7.934,56 puandan tamamladı. İçeriye geçmeden önce dolar TL'nin 27.87 olduğunu belirtelim. Euro TL 29.40, sepet kur 28.66 seviyelerinde, gram altın ise 1717 lira. BIST endeksi önceki kapanışa göre 178,74 puan azalırken toplam işlem hacmi 115,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,26, holding endeksi %0,44 değer kaybetti ve sektör endeksleri arasında tek kazandıran %1,14 ile spor, en çok kaybettiren ise %4,43 ile bilişim oldu diyebiliriz. Şimdi küresel pay piyasaları İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyretti ve bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere FED üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti değerli izleyiciler. Şimdi analistler İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirtiyorlar, biliyoruz ki. Ve bölgedeki tansiyonu düşürmesi için atılabilecek adımların da etkilerinin yakından takip edileceğini söylüyor analistler, yine piyasalar açısından oldukça önemli. Şimdi bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, kapasite kullanımı, İngiltere'de işsizlik oranı ve Almanya'da ZEV endeksleri takip edilecek. Şimdi ekonomik takvimi bir getirelim ekranlarınıza. Saat hangi veriler gelecek? Saat 12'de Euro bölgesi Ekim ayı ZEV ekonomik güven endeksi ve yine Almanya'da Ekim ayı ZEV ekonomik güven endeksi gelecek. 15.30'da Türkiye saatiyle Amerika Birleşik Devletleri Eylül ayı perakende satışları ve 16.15'te de yine Amerika'dan gelen veriler takip edilecek. Eylül ayı sanayi üretimi ve Eylül ayı imalat üretimi, yine Eylül ayı için kapasite kullanımı verisi de 16.15'te Türkiye saatiyle takip edilecek olan veriler. Evet, şimdi günün öne çıkan haberlerin ayrıntılarını aktararak devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirttiği açıklamasında borcun yönetilebilir olduğuna dikkat çekerek yüksek faiz döneminin devam edebileceğini belirtti. Yellen konuya ilişkin değerlendirmesinde yüksek faiz oranları kalıcı olabilir ancak bu kesin değil, izlediğimiz mali politika konusunda dikkatli olmalıyız şeklinde konuştu. İsrail-Hamas gerilimini de ele alan Yellen, Orta Doğu'da artan gerilimin küresel ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemeyeceği konusunu öngörmek için erken olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Xi Jinping ile görüşmek üzere Pekin'e gitti. Putin'in Lahey Merkezi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Mart ayında kendisi hakkında yasa dışı bir şekilde çocukları Ukrayna'dan sınır dışı etmekle suçladığı tutuklama emrini çıkardığından bu yana yurt dışına çok az seyahat etmesi sebebiyle Çin ziyareti dikkat çekti. Putin, Çin'i en son Şubat 2022'de Pekin Kış Olimpiyatları için ziyaret etmişti. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'ya on binlerce asker göndermeden günler önce Rusya ve Çin sınırsız bir ortaklık ilan etmişti.
2024-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık kalkınma planı meclise sunuldu. Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama %5 oranında gerçekleşmesi ve plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17.554 dolara ulaşması, satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başı milli gelirin ise 58 bin doları aşması hedefleniyor. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda %7,5'a gerilemesi öngörülürken ihracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli geliri oranının dönem sonunda %0,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar TL açık verdi. Ağustos'ta bütçe 51,3 milyar TL fazla vermişti. Eylül ayında faiz dışı dengede 58,5 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri 570,5 milyar TL, gelirleri ise 441,3 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde faiz giderleri yıllık %113,7 artışla 70,8 milyar TL'ye yükseldi. Vergi gelirlerinde artış ise %122,6 oldu. Bu dönemde vergi gelirleri 386,2 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 14,1 milyar TL borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahviliyle 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalelerinde toplam 8,8 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli tahvilde 7,99 milyar TL net satış gerçekleştirilirken bileşik faiz %30,57 oldu. 12 ay vadeli kuponsuz tahvilde 815,2 milyon TL net satış yapıldı. Bileşik faiz %26,35 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yönelik Wall Street Journal'ın yaptığı anket sonuçları yayınlandı. Ankete katılan uzmanlara göre ülkede önümüzdeki yıl içerisindeki resesyon olasılığı bir yılın ardından ilk kez %50'nin altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yönelik iyimserlik yükseliyor. Ekonomistler artık resesyonun atlatılacağını, Federal Rezerv'in faiz oranlarını artırmaya bıraktığını ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyorlar. The Wall Street Journal'ın 3 ayda bir yaptığı anketin son sonuçlarına göre, iş dünyası ve akademisyenler önümüzdeki yıl içerisinde resesyon olasılığını %54'ten %48'e düşürdüler. Böylelikle resesyon olasılığı geçen yılın ortasından bu yana ilk kez %50'nin altına düştü. Ekonomistler anket sonuçlarına bankacılıktaki çalkantılar azaldıkça, güçlü iş gücü piyasası esnekliği ve artan reel gelirler tüketici talebini destekledikçe Amerika'da resesyon olasılığı azalmaya devam ediyor dedi. Ekonomistler büyüme beklentilerinde de değişikliğe gitti. Buna göre 2023'ün 4. çeyreğinde %1'lik büyüme beklentisi %2,2'ye çıkarıldı. Ekonomistler Fed'in federal fonlama faizin %23'lük kesim nihai artışın Kasım ayında, %11'lik kesimse Aralık ayında gelmesini bekliyor. Ekonomistler İsrail-Hamas çatışmasının enerji fiyatlarına etkisi gibi son gelişmelerin Amerika ekonomisinin önümüzdeki aylardaki görünümüne gölge düşürebileceği uyarısında da bulundu. ECB yetkilileri Euro bölgesi ekonomik göstergelerini değerlendirdi. Enflasyona yönelik çalışmaları devam eden yetkililer, enflasyondan kurtulduk demek için henüz çok erken yorumunda bulundu. Avrupa Merkez Bankası enflasyona karşı temkinli ilerliyor. IMF'nin Marrakeş'teki yıllık toplantıları çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel enflasyonu değerlendirdi. Nagel, Euro bölgesinde fiyat baskılarının çok yüksek olmaya devam ettiğini ve yukarı yönlü risklerin hala mevcut olduğunu söyledi. Zaferi kutlamak için henüz çok erken ifadelerini kullanan Nagel, enflasyon canavarının ehlileştirilmesi gerekiyor dedi. Bir açıklamada İspanya Merkez Bankası
Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Kos'tan geldi. Financial Times'a konuşan Pablo Hernandez de Kos, Amerika devlet borçlanma kağıtları piyasasındaki çöküşün Atlantik'in diğer yakasında kredi maliyetlerinin arttırılmasını tetiklediğini vurguladı. Uzun vadeli faiz oranlarındaki artışı değerlendiren Pablo Hernandez de Kos, bu artış daha ziyade Amerika piyasa dinamikleri tarafından yönlendirildi dedi. De Kos röportajında İsrail-Hamas savaşının güveni, tüketimi ya da yatırımı arttırmaya kesinlikle yardımcı olmayacağını ifade etti. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin enerji, ticaret ve gıdada geniş çaplı etkileri olabileceği uyarısını yaptı. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, dünyanın karşı karşıya olduğu çoklu tehditler konusunda sert bir uyarıda bulundu. Dimon, bu dünyanın 10 yıllardır gördüğü en tehlikeli zaman olabilir dedi. Ukrayna'da devam eden savaşa ve Hamas'ın geçtiğimiz hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırılara atıfta bulunan Dimon, enerji ve gıda piyasaları, küresel ticaret ve jeopolitik ilişkiler üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir diye konuştu. Ayrıca askeri çatışmaların ötesinde enflasyon ve faiz oranlarının yüksek kalması riskini arttırdığını söylediği, büyüyen ulusal borca ve şimdiye kadarki en büyük barış zamanı mali açıklarına da dikkat çekti. Kısa bir süre önce müşterilerini faiz oranlarının sadece yüksek kalmakla kalmayıp bundan sonra da önemli ölçüde yükselebileceği konusunda uyardığını hatırlatan JP Morgan CEO'su, en iyisini umarken firmayı çok çeşitli sonuçlara hazırlıyoruz. Böylece ortam ne olursa olsun müşterilerimize tutarlı bir şekilde hizmet sunabiliyoruz dedi. Uluslararası Para Fonu IMF'in yıllık toplantıları Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak din nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlandı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları sona erdi. Toplantılarda Uluslararası Para ve Finans Komitesi üyeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik kullanılacak dil konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde uzlaşamadı. Toplantılar sonunda IMF'ye başkanlık eden İspanya Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Nadia Calviño bir bildiri yayımlayarak, IMF'in mevcut kaynak kapsamını koruyacak yeni kota katkıları yapılması çağrısında bulundu. Bildiride, fonun mevcut kaynak kapsamını kota artışı yürürlüğe girene kadar korumak amacıyla yönetim kurulunu geçiş düzenlemeleri önermeye çağırıyoruz denildi. IMF'e üye ülkeler yıl sonuna kadar fonun kredi kaynaklarında anlamlı bir artış yapılması konusunda anlaşmaya varırken, Çin ve Brezilya gibi diğer gelişmekte olan büyük ülkelere daha fazla pay vermeden IMF finansmanını artırmaya yönelik Washington destekli bir plan üzerinde anlaşılmaması dikkat çekti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kota artırımının COVID-19 salgını gibi başka bir ekonomik şokla karşı karşıya kalınması durumunda IMF'i harekete geçmesi için finansal açıdan güçlü kılacağını vurguladı. Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomi için bir başka belirsizlik kaynağı olduğunu belirterek, çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında gerçekleşen görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Çakar, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu belirtti. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen yıllık toplantılarına katıldı. Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çakar, IMF Dünya Bankası toplantılarının 50 yıl aradan sonra bir Afrika ülkesinde yapılmasının önemli bir mesaj olduğunun altını çizerek, Afrika'da dünya nüfusunun %18'i yaşıyor. Dünya gelirinde ise %3 düzeyinde pay alıyor. Kişi başına düşen ortalama geliri yaklaşık 3000 dolar düzeyinde. Dünyanın en genç ve en hızlı büyüyen nüfusuna sahip bu kıtanın kalkınması için yapılacaklar gündemde önemli bir yer buldu ifadesini kullandı. Enflasyonla mücadelenin seyri, büyümenin ve ticaretin sürdürülmesi, yüksek borçluluk düzeyi, artan korumacılık, çok kutuplu yapıya doğru gidişin neden olduğu muhtemel gerginliklerin yönetilmesi, jeopolitik riskler, iklim ve çevre dönüşümü, dijital gelişmeler, uluslararası iş birliğinin
güveninin artırılması gibi konuların ele alındığı toplantıda Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. Yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek potansiyelinin farkında olduğunu belirten Çakar, gelişmelerin yurt dışında olumlu değerlendirildiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar lira açık verdi. Böylece son iki ayın ardından bütçede tekrar açık kaydedildi. Ağustos ayında 51,3 milyar lira fazla veren merkez yönetim bütçesi Eylül ayında 129,2 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında faiz dışı denge de 58,5 milyar lira açık verdi. Eylül ayında bütçe giderleri 570,5 milyar lira, gelirleri ise 441,3 milyar lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde faiz giderleri yıllık 113,7 artışla 70,8 milyar Türk lirasına yükseldi. Vergi gelirleri %122,6 artarak 386,2 milyar liraya yükseldi. Dahilde alınan KDV %248,5 artışla 55,9 milyar lira oldu. Motorlu taşıtlar vergisi gelirleri Eylül ayında 1,38 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Eylül ayında bütçe giderlerine bakıldığında cari transferlerin öne çıktığı izlendi. Bakanlık verilerine göre Eylül'de cari transferler bir önceki yıla göre %88 artışla 212 milyar liraya çıktı. BOTAŞ'a 14 milyar Türk lirası aktarıldı. Personel giderleri Eylül'de yıllık %118,5 artarak 134,4 milyar lira, faiz giderleri ise %113,7 artışla 70,8 milyar lira olarak kaydedildi. Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 45 milyar 500 milyon lira açık verirken, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 512 milyar 602 milyon lira açık verdi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ağustos'ta 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyar dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre Ağustos'ta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,1 milyar dolar azalarak 146,5 milyar dolara düşerken kısa vadeli kredi borcu 612 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı. Uzun vadeli kredi borcunun %59'u dolar, %31'i euro, %2,1'i Türk lirası ve %2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise %38,6'sı dolar, %36,1'i euro, %18,6'sı Türk lirası ve %6,7'si diğer döviz cinsleriyle gerçekleştirildi. Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun %35,1'ini finansal kuruluşlar, %64,9'unu finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,3'ü finansal kuruluşlar, %25,7'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan ana para geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Eylül'de bir önceki aya göre %4,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla %71,96 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin Tarım Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Tarım ÜFE Eylül'de aylık %4,47, geçen yılın Aralık ayına göre %46,58, yıllık bazda bakıldığında ise %71,96 oranında artış gerçekleştirdi. Sektörlerin aylık değişimleri incelendiğinde balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,5, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %8,54 artış kaydedildi. Yıllık tarım ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar %26,19'la tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar, %50,65'le çeltik oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarsa %154,83'le üzüm, %146,92'yle yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olduğu belirlendi. Geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grupsa
olursa %5.93 ile lifli bitkiler olduğu tespit edildi. Aylık tarım üfeye göre 3 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışı yüksek olan alt gruplar %31.62 ile yağlı meyveler, %24.05 ile diğer ağaç ve çalı meyveleriyle sert kabuklu meyveler olduğu görüldü. Endekste kapsanan 84 maddeden 22'sinin ortalama fiyatında azalış, 57'sinin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. Değerli izleyiciler, son zamanlarda otomotivden sonra çokça konuşulan fahiş konut fiyatları düşer mi diye herkes merak eder oldu. Biz de EkoTürk Televizyonu olarak konut fiyatları ile ilgili değerlendirmeyi MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan aldık. Ayrıntıları kendisinden dinleyelim şimdi. Bu fiyatlardan düşmez ama bu fiyatlardan da çok artmaz. Çünkü konut fiyatlarının artmasına sebep olan etkenler var. Bu etkenleri biz ortadan kaldırmadığımız sürece konut fiyatlarının düşmesini beklemek çok gerçekçi bir beklenti olmaz. Nedir bunlar? Bir kere arsa fiyatları çok yüksek. Yani dolayısıyla arsa sahipleri %50 gibi bir hak gördüler kendilerine. Bundan asla taviz vermiyorlar. Geçmişte 1/3 arsa, 1/3 müteahhit, 1/3 maliyet diye şekillenirdi. Ama şu anda bu %50'lere girmiş durumda. Bunun yanında konut fiyatlarında birçok malzeme kalemlerinde ciddi bir artış var. Ve en önemlisi işçilikte de çok ciddi artışlar var. Yani işçiler şu anda iş makineleri operatörlerinden tut, kalıpçılar, demirciler, sıvacılar, fayansçılar, bunların hepsinde çok ciddi bir fiyat artışı var. İnanın biz her ay yaptığımız hak edişlerde sürekli fiyat farkı veriyoruz. Ve hiçbir zaman tutturduğumuz bütçeyi, öngördüğümüz bütçeyi asla gerçekleştiremedik. Kendi bir projem var. Şu anda başlangıçta düşündüğümüz maliyet rakamının tam 4 katına çıkmış durumdayız. Nereye kadar da gideceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu maliyetleri aşağı çekmeden konut fiyatlarını aşağı çekmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da o günkü konuşmasını ben de dikkatli dinledim. Özellikle inşaatın ana girdi kalemlerinden biri olan emtia fiyatlarındaki artışlar, çimento fiyatındaki, beton fiyatındaki artışlar da bunun cabası. Bütün bu maliyetler üst üste binince aslında konut fiyatlarının biraz daha ilerlemesi lazım. Ama malum bir makro ihtiyati tedbir kapsamında bireysel kredilere, tüketici kredilerine ciddi bir sınırlama getirildi. Dolayısıyla işini çevirmek, döndürmek isteyen birçok firma karından gitsin, hatta zarar etmeyeyim, başa baş çıkayım, yeter ki hem müşteriye hem piyasaya taahhüdümü yerine getireyim diye karından feragat ederek maliyeti arttırmıyor. Ama dediğim gibi konut fiyatları maalesef bunun altına gelmez ama bunun üstüne de çok hızlı çıkmaz geçmişte olduğu gibi. Tabii bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Ben Mehmet Şimşek Bey'in birçok toplantısına iştirak ettim. Mehmet Şimşek Bey bir tüketim harcaması gibi görüyor konut harcamalarını. Bu doğru bir bakış açısı değil. Şunun için bir kere konut 200'den fazla alt sektörü besleyen inşaat sektörü böyle bir sektör. Bunun yanında şu anda enflasyona etki eden hane halkının harcamalarından 3 tanesi %50'den fazlasını oluşturuyor. Bunlar konut harcamaları, gıda harcamaları ve enerji harcamaları. Siz eğer enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız bu önemli harcama kalemini ben yok sayıyorum, bu ihtiyaç değil demeniz ne kadar gerçekçi? Kaldı ki ülkemiz çok ciddi bir deprem kuşağı altında. Evet. Ülkemizin konutlarının bir an önce dönüşmesi lazım. Ha, bu arada bu gece çok önemli bir yapı kuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü diye bir yapı kurdu. Evet. Bu yapı önemli bir yapı. İnşallah umuyorum ki özellikle sanayi kentsel dönüşümün önündeki engeller çok daha hızlı bir şekilde ortadan kalkar, devlet ön açar. Biz de birçok sektörün paydaşlarıyla görüşüyoruz. Eğer orta ve alt gelir grubuna yönelik konut arzını arttıracaksak arsa payını düşürmemiz lazım. Devlet bu konuda önce olursa, ucuz arsa tedarikini yaparsa müteahhitlere de üst fiyat asgari fiyat belirleyerek ucuz konutun yolu açılabilir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kamuoyuna da bilgilendirme yapacağız.
Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Aranın ardından ekonomi gazetelerine yansıyan haberleri aktaracağız ve sonrasında da tüm gündemi değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarımızda ekonomist Zafer Özyuvan da bize eşlik edecek. Aranın ardından sabah ekranı devam ediyor. Bir kez daha günaydın. Ben Öykü Cengiz, değerli izleyiciler. Şimdi Ekonomi Gazetesi'ne yansıyan haberleri paylaşacağız sizlerle. Buyurunuz ilk haber ekranlarınıza. Savaş bölgesiyle ticaret durma noktasına geldi. İlk haberin başlığı ayrıntısı şöyle. Filistin'e mal hareketinin tamamen durduğu İsrail'in ticari limanlarına yönelik yük taşımalarındaki daralmanın da %50'yi aştığı belirtiliyor. İsrail'e Hamas güçleri arasında 10. günü geride bırakan çatışmalarda insani dramın boyutu her geçen gün büyürken savaş halinin ticareti olumsuz etkisi de genişliyor. İsrail ve Filistin'de 9 milyar doları aşan ticaretin tamamına yakınının deniz yoluyla yapıldığına işaret eden kaynaklar, bölgeye yük taşımalarının önemli ölçüde azaldığını ve sıkıntının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini belirtiyorlar. Sektör temsilcileri bölgeye yönelik taşımalarda konteyner başına 100 dolara varan risk primi alınmaya başlandığını aktardı. Diğer yandan Hayfa ve Aşdod limanlarına tehlikeli madde taşıyan gemilerin ise seferlerini durdurduğu bildiriliyor. Savaş bölgesiyle ticaret durma noktasına geldi olarak verilmişti bu haberin başlığı Ekonomi Gazetesi'nde. Devam ediyoruz. Sıradaki haber kişi başına gelir. 5 yılda %65 artacak 12. 5 yıllık plan meclise sunuldu. 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. 5 yıllık kalkınma planı dün meclise sunuldu. Plan döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %5 olarak öngörülürken, plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17.554 dolara ulaşması hedeflendi. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanması ve işsizlik oranının da dönem sonunda %7,5'a indirilmesi öngörülüyor. Kalkınma planında 2028 yılında ihracatın 375,4 milyar dolara, ithalatınsa 481,4 milyar dolara ulaşması ve turizmde sağlanacak gelir artışıyla da cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda %0,2 seviyesine düşürülmesi hedefleniyor. Öne çıkan yükümlülükler verilmiş başlıkla ayrıntısını hemen paylaşalım. Merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2'ye indirilecek. Sanayide yıllık ortalama %5,9 büyüme gerçekleştirilecek. Sanayinin gayri safi yurt içi hasıla oranı içindeki payı %26,9'a çıkarılacak. Tarım yıllık ortalama %3,1 büyüyecek. Gayri safi yurt içi hasıladaki payı %6,2'ye yükselecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek haneli enflasyon hedefine yönelik tüm araçları kararlılıkla kullanacak. 12. 5 yıllık plan meclise sunuldu ve kişi başına gelir 5 yılda %65 artacak olarak da verilmişti bu haberin başlığı. Devam edelim. Ek vergi iki sektörü karıştırdı. Tekstilci olumlu bulurken hazır giyimci sıkıntı artacak görüşünde. Tekstil ve hazır giyimde ivme kazanan ithalatı önlem olarak 1000'den fazla üründe gümrük vergisi artırılırken karar her iki sektörün temsilcilerini karşı karşıya getirdi. Ek vergilerin arttırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten İTİB Başkanı Ahmet Öksüz, şüphesiz bu durum dönemin en büyük desteklerinden biri olacak. Kararı istihdamdaki düşüşün önüne geçilmesi açısından ayrıca kıymetli buluyoruz yorumunu yaptı. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise, tekstil sektörünü sürekli koruma istemekle suçladı ve ham maddenin pahalı hale gelmesinin tek sektörde sıkıntıyı arttıracağını savundu. Devam ediyoruz. 5 yıllık kalkınma planında ortalama %5 büyüme hedefleniyor. Yine aynı şekilde
Dün 12 yıllık kalkınma planının meclise sunulması verilmiş. Bu haberde de 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık kalkınma planı meclise sunuldu. Plan döneminde büyüme oranı yıllık ortalama %5 oranında gerçekleşmesi ve plan dönemi sonunda kişi başı gelirin 17.554 dolara ulaşması, satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başı milli gelirin ise 58.000 dolara aşması hedefleniyor. Bir kez daha aktarmış olalım Ekonomi Gazetesi'ne yansıdığı için. Evet, iş kazalarına karşı teşvik vermeye hazırız diyor Bakan Vedat Işıkhan, işveren ve sendikalara sesleniyor. Bu şekilde ayrıntısını hemen aktaralım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Türkiye Yüzyılında İş Kazalarını Önleyici Yaklaşımlar Seminerine katıldı. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin işe başladığı nedenlerle hayatını kaybettiğini aktaran Işıkhan şu bilgileri verdi. Günümüzde yeni çalışma alanlarının oluşması yeni güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Hedefimiz bu riskleri ülkemizde minimum düzeye indirmek. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatını tesis etmektir. Tabii bu hedefe tek taraflı bir çabayla ulaşamayacağımızın da bilinmesi gerekiyor. Bu alanda başarılı olmak, çalışanların, işverenlerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, kısacası çalışma hayatının tüm unsurlarının katılımı, işbirliği ve koordinasyonunu gerekli kılıyor. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızı dahil ederek Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni kurduk diyor Bakan Vedat Işıkhan'ın bu açıklamaları da iş kazalarına karşı teşvik vermeye hazırız başlığıyla verilmiş Ekonomi Gazetesi'nde paylaşmış olduk. Devam edelim. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı resmen kuruldu. Marmara bölgesi için ayrı bir genel müdürlük kurulacak. Hemen ayrıntısını aktaralım. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde özel bütçeli olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlık bünyesinde Marmara bölgesi için ayrı bir Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yer alacak. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklikle bazı idarelerin yapılarında değişikliğe gidilirken 792. maddede yapılan eklemeyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulması öngörüldü. Özel bütçeyle kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, kanunla verilen görevlerin yanı sıra kentsel dönüşüme ilişkin mevzuat hazırlama, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilanıyla yıpranan tarihi kültürel varlıkların yenilenmesine ilişkin hazırlık işlemlerini de yürütecekmiş, aktarmış olduk. Tarım üfe artışı yıllık bazda %72 oldu. Diğer bir haber hemen aktaralım. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül'de bir önceki aya göre %4,47. Geçen yılın aynı ayına kıyasla %71,96 artış gösterdi. Tahılda yıllık artış %26 olarak ölçülürken üzümde artış %154 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tarım üfe verilerini açıkladı. Söz konusu endekste Eylül'de bir önceki aya göre %4,47, geçen yılın Aralık ayına göre %46,58, geçen yılın aynı ayına göre %71,96 ve 12 aylık ortalamalara göre %91,66 artış gerçekleşti. Ve sektörde bir önceki aya göre değişime bakıldığında balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %4,5, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerinde %8,54 artış kaydedildi. Son olarak da şunu belirtelim. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %3,28, çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,74, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %6,1 artış görüldü. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ekonomi Gazetesi'ne yansıyan diğer bir haberin başlığı konut satışlarında sert düşüş. Türkiye'de konut satışları Eylül'de yıllık %9,5 gerilerken 102.656 adede düştü. Ağustos ayında 122.091 adetle yılın en yüksek konut satışı gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini bu şekilde açıkladı. Değerli izleyiciler, Ekonomi Gazetesi'ne de yansımıştı. Hazine 2 tahvil ihalesinde 14.1 milyar lira borçlandı. Diğer bir haberin başlığı 5 yıl vadeli tahvilde bileşik faiz %30,57.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği iki ihalede toplam satış 8 milyar 802,2 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 5.28 milyar TL rekabetçi olmayan tekliflere satışla birlikte dünkü toplam satış 14 milyar 82,2 milyon TL'ye ulaştı. Hazine iki tahvil ihalesinde 14.1 milyar lira borçlandı olarak da verilmişti. Bu haber Ekonomi Gazetesi'ne bu şekilde yansımış. Evet, diğer bir haberin başlığıyla devam edelim. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ağustos'ta azaldı. Yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar geriledi diyor üst başlıkta. Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı ve buna göre Ağustos'ta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,1 milyar dolar azalarak 146,5 milyar dolara düşerken kısa vadeli kredi borcu ticari krediler hariç 612 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı. Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları Ağustos'ta 2022 sonuna göre 339 milyon dolar artarken tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1.1 milyar dolar düşüşle 12.8 milyar dolara geriledi. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Ağustos'ta azaldı olarak da verilmişti. Bu haberin başlığı ayrıntılarıyla aktarmış olduk. Evet, aktaracağımız son haber emtiada endişe listesi Orta Doğu ile büyüyor başlığında. Ham madde piyasaları son çeyreğe Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde girdi. Petrol fiyatlarında tırmanış sürüyor, güvenli liman altın 7 ayın zirvesinde. Temel metaller durgunluk korkusuyla sakin, tarımda ise arz kargısıyla fiyatların yükselmesi bekleniyor diyor. Emtiada endişe listesi Orta Doğu ile büyüyor olarak da verilmişti bu haber. Ayrıntılarıyla aktarmış olduk. Evet, Ekonomi Gazetesi'ne yansıyan haberler böyleydi değerli izleyiciler. Şimdi tüm bu gündemi değerlendireceğiz yayınımıza. Birazdan ekonomist Zafer Özcuvan eşlik edecek. Ekonomist Zafer Özcuvan yayınımıza eşlik edecek. Zafer Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Öykü Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz bize. Sağ olun. Şimdi bugünün dikkat çeken başlığı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyareti oldu. Yurt dışı ziyaretleri oldukça sınırlı olan Putin'in Çin'e gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ziyaret sizce neyi ifade ediyor? Şimdi önümüzde bir maalesef tarihin en acı savaşlarından birini yaşıyoruz. İnsanlık dramı yaşanıyor. Bu bütün ülkelerin bir araya gelerek diplomatik olarak çözülmesi en elzem durum şu anda. Dolayısıyla devlet başkanlarının bu özellikle Putin'in, Putin de biliyorsunuz savaş suçu ilan edildi geçen sene Ukrayna Savaşı'nda gıda için falan. Şu anda Netanyahu için de aynı durum geçerli. Bu Gazze'deki suyu kesmesi, elektriği kesmesi, insanları aç bırakması savaş suçu. Dolayısıyla Çin'in bakışı da bu ortamda Orta Doğu'nun gelişmeleri önemli. İki lider tahmin ediyorum bu Orta Doğu'daki durumu değerlendirecekler ve diğer ülkelerin alacakları tavır konusunda bir işbirliğine gideceklerini tahmin ediyorum ben. Çünkü Netanyahu'nun ifadesinde coğrafyayı değiştireceğiz diyor. Bir taraftan kara harekatı hazırlıklarına başladılar. An meselesi diye tabir ediliyor. Bir taraftan Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e geleceği bugün için veya yarın için konuşuluyor.
gelecek mi gelmeyecek mi bilemiyoruz ama kesin olmamakla birlikte çok kuvvetli ihtimalle gelecek. Bildiğiniz gibi Blinken'in Amerikan Dışişleri Başkanı Blinken'in ben Yahudi olarak buradayım, Dışişleri Bakanı olarak değil demesi çeşitli yankılara neden oldu haklı olarak. Böyle bir yaklaşım olamaz. Çünkü Orta Çağ'da yaşamıyoruz. Yani bu tür değerlerin öne çıkar olarak bir yorum getirilmesi son derece yanlış. Artı Amerika'nın İsrail'in yanında olması da bizim için bir handikap. Neden handikap? Biz Amerika'yla müttefikiz biliyorsunuz. Ama bizim SİHA'mızı düşürdüler. Pardon, yanlışlık oldu. İşte hedeflere 500 metre yaklaştı onun için dediler. Ama ben tahmin ediyorum bize bir gözdağı verdiler. Bizim tepkimiz maalesef zayıf oldu bu konuda. Çok şiddetli olmalıydı. Çok kesin tavırla olmalıydı. Ama bir taraftan da ekonomi yönünden bağlıyız. Amerika'ya veya diğer ülkelere bağlıyız. Dolayısıyla bir takım isteklerimizi veya ne bileyim söylemlerimizi yerine getiremiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamdan dolayı. Evet. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi ve yüksek faiz döneminin devam edeceğini ekledi. Tabii ancak biliyoruz ki Amerikan ekonomisinin görünümü ve faizler konusunda görüş ayrılıkları var. Biraz da bu konuyu konuşalım isterseniz. Siz bu konuda hangi taraftasınız? Amerikan ekonomisinden gelen sinyalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Amerikan ekonomisinden gelen sinyaller şöyle. Bu faiz artışının devam etmesi yönündeki aldıkları karar doğru bence. Neden doğru? Enflasyonun, oralarda enflasyon tahmin ediyorum yanılmıyorsam %5 civarında ve bunu %2'ye çekmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için faizleri yükseltme kararları olumlu. Bizde de aynı şey geçerli şu anda. Büyük bir yanlıştan dolayı enflasyon faizler yükselme eğiliminde. Ama mevduat faizleri de bir taraftan enflasyonla yarışıyor. Aşırı şekilde yükseldi. Biliyorsunuz Eylül ayında gayrimenkul satışları düştü bizde. Bu yüksek faizden dolayı etkendir tabii ki. Artı arsa maliyetlerinin yükselmesi, inşaat maliyet endeksinin yüksek seyretmesi gibi nedenlerle. Amerikan ekonomisindeki Fed'in faizleri yüksek tutmaya devam edeceğini açıklaması bence olumludur. Bütün dünya piyasalarını etki ediyor çünkü. Enflasyonun orada Amerika'da düşük çıkması az da olsa çok da olsa bütün ülkeleri etkileyecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki dönelim yurt içine. Dün birçok önemli veri karşıladık. Bunlardan biri konut satış istatistikleriydi. Şimdi verilere göre Türkiye genelinde konut satışları azaldı. Düşüşlerin konut fiyatlarının ani ve hızlı yükselişleri sebebiyle yaşandığını biliyoruz. Peki bu konuda bir düzenleme beklemeli miyiz? Son dönemde söz edilen sosyal konut projesi gerçekçi bir çözüm mü sizce? Şimdi çözüm beklemeliyiz. Şöyle beklemeliyiz. Öncelikle devlet arsa tahsis etmeli. Yani arsa maliyetlerini düşürmeli. Çünkü inşaatta en büyük maliyet arsa payına düşüyor. Eskiden şöyleydi. Üçte bir müteahhidin, üçte bir mal sahibinin, üçte biri de kar şeklinde değerlendiriyordu. Ama şu anda öyle değil. %50'lerde seyrediyor bu oranlar. Dolayısıyla arsa bulmak çok zor. Artı enflasyondan dolayı inşaat maliyetleri, malzeme endeksi son derece yüksek seyrediyor. Sürekli yüksek seyrediyor. Düşme eğilimine bir türlü girmiyor. Girmez de. Çünkü önümüzdeki bu senenin sonunda hedeflenen esrafından %65. Artı bir de konut arzını en başta Allah bir daha göstermesin. Yaşadığımız deprem konut sıkıntısını gündeme getirdi. Kiraların artması gibi olaylarda tabii ki bu yüzdendir. En büyük etken. On binlerce binamız yok oldu, yerle bir oldu. 100 bin can verdik. Depremin faturasını anlatmaya gerek yok, hepimiz biliyoruz. En başta bu etkenler, artı yabancılara yapılan 400 bin dolarlık karşılığında gayrimenkul satışlarının için verilen vatandaşlık olayı etken oldu. Ama bu son zamanlarda azalmış gözüküyor. Artı sığınmacıların durumu. Bize gelen sığınmacılar yaklaşık resmi olmayan verilere göre 7-8 milyon civarında.
Yani nüfusumuzun neredeyse %10'u gibi. Dolayısıyla milli gelirden %10 alıyorlar. Onlar da konudan konuya geçiyorum ama onlar da konut sıkıntısını baş gösteren nedenlerden bir tanesi. Konut kaldı ki şu yaşayacağımız veya yaşayacağımız demeyelim de tahmin edilen İstanbul depreminden dolayı en elzem bir çözüm. Devlet Çevre Şehircilik ve İklim Değişimliği Bakanlığı bu konuda acil çalışmalar yürütüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı diye bir birim kuruldu. Demek ki hükümetin gündeminde bu kentsel dönüşümün hızlandırılması, vatandaşa kolaylık sağlanması gibi bir takım faktörler yer alıyor. Daha önce açıklanan TOKİ'nin %50 devletten kampanyası, biz tabii ki ben şahsen bizim apartmanda bunu müracaat ettim, bunu bekliyorum. Bunu bekleyen de çok bina olduğunu, 200 bin civarında İstanbul'da bina olduğunu düşünüyorum. Yapılan istatistikler böyle. İnşaat fiyatlarına gelince, konut satışlarının düşmesine gelince, kredi maliyetlerinin yükselmesi, biraz önce bahsettiğim gibi faizler enflasyonla yarışıyor. Çok yüksek kredi maliyetleri. Dolayısıyla vatandaş bir kredi alımı yapamıyor. Artı neredeyse 3 katı faiz ödemek durumunda kaldık. Zaten yüksek olan inşaat maliyetlerine bir de bu kredi maliyetleri eklenince içinden çıkılmaz bir durum alıyor ve vatandaş geri çekilmek zorunda kalıyor. Yapılan hesaplara göre, ben de yazılarımda da çalışma yaptım, 138 yıl mı ne asgari ücretlinin ev alması için çalışması gerekiyor. 95 metrekare bir ev alabilmesi için. Bu koşullarda aşırı zor. Öncelikle devlet hani bir adım attı, hükümetimiz bir adım attı. Bu Çevre Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bu birim çok önemli, aşırı önemli ve doğru ve zamanında yapılmış bir olay. Çünkü önümüzde beklenen veya yer bilimcilerin bahsettiği İstanbul depremi var. Hepimiz için çok önemli. 55-60 bin binanın yıkılacağı falan söyleniyor. Dediğim gibi biraz önce en başta arsa maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Enflasyon çok zor düşmesi, inşaat maliyetleri yükselecektir. Artı işçilik maliyetleri çok yüksek. İş gücü maliyetleri çok yüksek. Yılbaşında bu asgari ücret gene zam gelecek. Biliyorsunuz çalışmalar yapılıyor emeklilere falan filan. Çalışmalar yapıyor. İş gücü maliyetleri de yükseleceğinden inşaat fiyatlarının düşmesi ancak ve ancak devletin bedava arsa tahsis etmesiyle mümkün olacak. Bedavaya çok düşük faizli arsa temin etmesiyle olacaktır. Bugün bu konuda bir çalışmam olacak benim gazeteler için. Biraz hazırlık da yaptım. Bildiğim yerden sordunuz. Evet. Bu şekilde Öykü Hanım. Peki. Sonuçta inşaat fiyatları düşmez. Düşemez daha doğrusu. Koşullarda nasıl düşecek? Nasıl düşecek? Yani bir taraftan bütçe açığı veriyoruz. Eylül'de 29 milyar açık verdik genel bütçede. Bütçe açığı demek zam ve vergi demektir. Önümüzdeki yıl yeniden değerlendirme oranı ne çıkacak bilmiyoruz. Ona göre bütün vergiler artacak. Ama genelde enflasyonun %50 gibi yükseğinde çıkıyor. 65 enflasyon gerçekleşirse ki ben 75 diyorum bu seneki enflasyon tahminini. %110 civarında bir genel değerlendirme oranı gelecek ve bu vergi ve harçlar %110 oranında artacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum bana göre. Evet. Peki Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Rica ederim Öykü Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sana. Biz de teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, gündeminde Zafer Özcivan'la değerlendirdik ve sabah ekranını noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.